Türk milliyetçiliği fikri siyasi münakaşalar ve aydınlar arasında çekişme haline gelmesi açısından bakıldığında Osmanlı'nın son zamanlarında ortaya çıktığını görüyoruz, biliyorsunuz. Fransız ihtilali ile beraber 1789 Avrupa'da milletleşmeler, milliyet fikirlerinin gelişmediği Avrupa'da büyük çalkantılar meydana geliyor. Çünkü Fransız ihtilalinin temel değeri millettir. Milletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz, devlet de olmaz, egemenlik de olmaz, kimlik de olmaz anlamında Fransız ihtilalinin belki özünü bu millet fikri ve millet şuuru teşkil etmiştir. Avrupa'daki yığınlar halinde yaşayan, millileşememiş, milli devletler ve toplumlar haline gelememiş kalabalıklar bundan sonra bu cereyanın etkisiyle bir hareketlenmeye girdiler. Bu uzun zaman sonra, yani 1789'dan biz 1860'lara veya 90-100 yıl sonraya zamanı yürütürsek Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisindeki gayrimüslimlerde ve Müslümlerde, gayri Türk olan Müslümlerde, Arnavut unsurlarımız gibi, Arap unsurlarımız gibi onlarda da bu hareketlenmenin olduğunu görüyoruz. En sonda devleti kuran, devletin sahibi olan Türk milletinin düşünce adamları, inanç adamları, büyük devlet adamları Türk milliyetçiliği fikriyle kendi kimliğimizi yeniden tahkim etmek, kurdukları yıkılmakta olan imparatorluğun enkazı altında bu milletin kalmaması için şuurlanmak ve ayağa kalkmak gibi bir hareketi başlatmışlardır. Yani en son başlatmışlardır. Bütün devletin içindeki gruplar milli hareketlerini ve teşkilatlarını başlattıktan sonra. Bunun çok tipik bir örneği Sultan Reşat padişahken 15-16 kişilik bir Türk ocağı heyeti huzura kabul edilmiş ve ayakta hepsi duruyorlar. Mehmet Emin Yurdakullar, Ziya Gökalpyar, Yusuf Akçuroğlu, Ahmet Ağoğlu, Ağoğlu Ahmetler ve çok seçkin insanlar. Hamdullah Sopi Beyler filan. Padişah diyor ki, bana Türk milletinin tarifini yapar mısınız? Hem huzurda olmanın verdiği bir heyecan ve tedbirsizlikle veya dikkatle herkes birbirine başını çevirir gibi sözü o tarafa aktardığını görünce padişah hemen müdahale ediyor. Diyor ki, belki bu sualimi siz garip karşıladınız ama unutmayın ki ben Osmanlı Sultanı, İslam halifesi olduğum kadar Türk Hakanıyım. İdarem altındaki bütün milletler kendi tarifini yaptı, bir benim milletimin tarifi yapılmadı. Sizden rica ediyorum, bundan sonraki mesainizi milletimizin tarifi üzerinde harcayın diyor. Ve kaynağa göre de 3 kese özel bütçesinden yardım yapıyor. Bu neyi gösteriyor? Artık cihan devleti hiç kimse darılmasın, küsmesin diye hep sesini çıkartmaya artık kendi adını da, kendi varlığını da unutacak hale gelmiş. Ben yorum olarak diyorum ki, rahmetli Ziya Gökalp'in Türk sosyolojisi üzerindeki çalışmaları belki de bu taleple başlamıştır. Çünkü tarif demek tabii ki bir paragraflık, bir sayfalık bir şey değil. Milletin sosyolojisini, içtimai yapısını, onun temel değerlerini esas alan bir açıklama, bir ilmi izah anlamındaydı. Sonra biliyorsunuz devam etti. İşte Türk Ocakları'nın kuruluşu bundan önceki yıllara rastlıyor. 1911-12 vesaire. Birinci Dünya Harbi ile beraber biz mağlup olduk, teslim olduk. Bütün topraklarımız işgal edildi. Milyonlarca insanımız, özellikle Balkanlarda yaşayan insanlarımız akıl almaz, vicdanların kabul etmeyeceği ölçülerde zulüm ve katliama maruz kaldılar. Cephelere gönderilen 2,5-3 milyon askerin büyük kısmı cephelerde eridi.
adeta Türk milleti tükenmiş bir vaziyette milli mücadeleyi yaptı. Ama hepimiz biliyoruz ki Çanakkale Savaşı'ndaki ruh da, milli mücadeledeki ruh da Türk milliyetçiliği fikrinin gönülleri yeniden ateşlemesiyle ortaya çıkmıştır. Aksi takdirde bu kadar yoklardan bir zafer meydana koymak mümkün değildir. Yeniden Türk Ocakları bakıyoruz. 1925'te beraber, yanlış hatırlamıyorsam, kuruluyor. Devletin kuruluşunda da zaten çok büyük hizmetleri var. O devrin bütün bilinen isimleri, Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Kazım Karabekir Paşa, devlet adamları, bütün fikir adamları, ilim adamları, gönül adamları, Yahya Kemaller vesaire, hepsi Türk Ocaklı. Neredeyse Türk Ocaklı olmayan bir aydın yok. Devletimizi, bugünkü milli, üniter devletimizi, onların ilmi, irfanı ve yüksek iradesi meydana getirmiştir. 1931'de Türk Ocakları kapatılıyor. Türk Ocakları kendisini pes ediyor. Ben Hamdullah Subi Tanrıver Bey'den bunu dinledim. Tabi çeşitli kaynaklarda da bu konuda bilgiler var. Fakat Hamdullah Bey içinde yaşamış biri olarak Ankara'ya geldiğinde biz yaşımız ona müsait oldu. Öyle bir şerefi de kazandık. Kendisinden dinledik. Dedi ki, bir gün anlatıyordu. Türk Ocakları'na parti müfettişleri sık sık geliyorlardı. Hangi kapıyı açsalar içeride bir komisyon toplantısı var. Ziraat komisyonu, milli eğitim komisyonu, diyanet komisyonu, tıp komisyonu, tarım komisyonu ve bu komisyondaki isimler devletin en seçkin bilim adamları isimleri. Müfettişler halk fırkasına gidiyorlar, Cumhuriyet Halk Fırkasına. Bırakın böyle seçkin insanların ülke meseleleriyle ilgili çalışmalar göstermesini, yapmasını, binada insan yok. Bir boşluk var. O sırada da biliyorsunuz Büyük Atatürk demokrasiye geçmek için denemeler yapıyor. Serbest fırkayı kurdurmuş mesela. Serbest fırka kurulunca Anadolu'nun her tarafında şubesi olan 238 civarında şubesi var Türk Ocakları'nın. Düşünün o devri. 238 şubesi var. Seçkin binalar. Hepsi de. Ben Şırnak şubesini gördüm, üyelerini gördüm eski defterlerde. Şırnak'ta şubesi var Türk Ocakları'nın. Bütün milletin kuruluşu. Hakikaten milli bir kuruluş. Türk Ocaklılar da Anadolu'daki Türk Ocaklılar da serbest fırkaya akıl vermişler. Bu çok endişe yaratmış devleti kuranlar nezdinde. Türk Ocakları'nın manevi genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Onun çok elimizde bilgileri, belgeleri var. Mesela 1927 yılında Türk Ocakları'nın tarihi binası yapılırken yol yok, iz yok, gece yarısı karlar altında her taraf o taşlara basarak Ankara Radyosu'nun yanından Türk kuşunun yanından otomobil çıkmıyor oraya. Taşlara basarak gidiyor. Binanın mimarı, o da müthiş ve muazzam bir insan, nur içinde yatsın. Ustaları toplamış, idare lambasının ışığında ertesi günkü yapacakları işleri konuşuyorlar. Kapıyı açıyor, içeriye giriyor. Üzeri hep kar yağmış. Şeyler diyor, ameleler süpürgeyle karı üzerinden aldılar. Tavada çay yaptık ve kendisine ikram ettik diyor. Ve gitme sebebi de bunu nasıl hızlandırırız? Daha hızlı çalışın demek için. Yani onun başkanlığında olmuş. Devlet bütçesinden hiç para verilmemiş prensip olarak, milletin kuruluşu olarak. Ocaklılarmış. Evet. Ocaklıların. Ocaklıların ve halkın. Ocaklı, herkes ocaklı. Yani kaydolmak manasında gönül olarak herkes ocaklı. Neyse lafı uzatmayalım. 31'de kapatıldıktan sonra Türk Milliyetçiliği hareketinde bir küskünlük yaşanıyor. Yani bu halk fırkasının halk tarafından benimsenmez hale gelmesi,
Türk ocaklarının baş tacı edilmesi, serbest fırkaya halkın akı vermesi, dedim ki, devleti kuranlarda büyük endişe yaratmıştır. Bunlar bugünün şartlarında düşünüldüğü zaman ne kadar biz hassasiyet göstersek tam anlayamayız. 623 yıl yaşanmış cihan devleti çökmüş, onun yerine siz yeni bir Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruyorsunuz. Bu devlet kurulacak mı, kurulmayacak mı? Kurumlarıyla yerleşecek mi, yerleşmeyecek mi? Her tarafta da isyanlar var. İngilizlerin oyunlarıyla Anadolu'nun her yanında isyanlar var. Arkası kesilmiyor. Devlet olacak mı, olmayacak mı? Gece yatarken bununla yatıyorsunuz, sabah bununla kalkıyorsunuz. Kelebek kanadını hızlı oynatsa, çırpsa siz ondan şüphe kalmıyorsunuz. O şartları ben böyle yorumluyorum. Onun için bizim dar çerçevede doğru diye zannettiğimiz şeyler, milli devletin kuruluşu, bağımsız devletimizin kökleşmesi açısından bakılınca daha başka türlü görülüyor. Onu dikkate almak lazım. Ama Türk ocaklarında bir küskünlük yaratmış. Türk milliyetçilerinde kapanma meselesi. O sırada Rusların da devamlı notaları var. Devlete nota veriyorlar. Diyorlar ki biz, Sovyetler bilmiyor malum. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yle dost bir devletiz. Ama Türk Ocakları, Türk Yurdu dergisi çıkartıyor, çeşitli yayınlar yapıyor, bütün Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine bunu gönderiyor ve bunlar bizi devlet, Sovyetler Birliği aleyhine kışkırtılıyor. Bunu önleyin diyorlar. Ve çok notası var. Rusların verdiği notalar. Bu notalar protesto manasında değil de yazılı. Bilgi istemek bile notadır devletler arasında, biliyorsunuz. Ama bir dost devletin sitemi, isteği, ricası olarak geliyor. Onu da dikkate alarak 31'de Türk ocaklarının kapanması uygun görülmüş. Bu 44 hadisesine kadar böyle sürüp gitti. 44 hadisesinde bahsetmek istediğim bir şey var. Rahmetli Türkeş Bey de üsteğmen Asıl Bey'e yazdığı mektuplar onun elinden çıktığı için o da sanık sandalyesinde oturtuluyor. Mahkemede savunmaları alınıyor. Bu savunmaların tam metnini bugüne kadar yayınlayan olmadı. Parça parça biz gördük. Yavuz Bülent Bakiler, Allah kendisinden razı olsun, bütün kapıları çalarak ilgili kişilerin ailelerinde ne kalmışsa bunları toplamak suretiyle 44 duruşmaların kalın bir kitap halinde yayınlanmasını sağladı. Hala orada 3-4 kişinin ailelerine ulaşamadığı için eksik savunma var. Ama bilinen savunmaların tamamı orada yer almış. Türkeş Bey'in de savunması var. Çok enteresan bir şey. Mahkemede diyor ki, biz ırkçılığa karşıyız. Davanın adı ırkçılık Turancılık davası, biliyorsunuz. Biz ırkçılığı kabul etmeyiz. Ama Turancılık, Türk Birliği bizim ülkümüzdür. Bütün milletler istiklalini kazanıyor, insanlar hür yaşıyor, sadece Türk milleti var ki büyük kısmı esaret altında. Biz onların bağımsızlığı rüyasıyla yaşıyoruz diyor. Buralar tamam, fakat söyleyeceğim esas şu, Sovyetler Birliği diyor. Bakarsınız diyor, 1980-84'lerde yıkılmış. Bakın tarihe bakın. O sen onu söylüyor. 44'te bunu söylüyor. 84 tarihi var o konuşmada. O zaman Türk dünyası önümüze çıkacak diyor. Biz onlarla uğraşacağız, uğraşıyoruz diyor mahkemede. Bir geri çekilme falan yok. Üsteğmen daha yaşıyor. Bu nasıl, düşündüm ben, nasıl bir böyle bir isabet kaydedilebilir diye. Sonra şöyle bir kanaate ulaştım ki, eğer bir insan davasına tam manasıyla inanmışsa, bilgisiyle ve hisleriyle yoğunlaşmışsa bazı şeyleri hissetmeye başlıyor. Öyle yorumladım hep. Başka türlü de bir şey aklıma gelmedi. Bu Alparslan Türkeş'in, o rahmetli insanın üsteğmenken Türklük davasına, Türk dünyası davasına ne kadar yüreğiyle,
bütün varlığıyla teslim olduğunu bize gösteren tipik bir hadise diye düşünüyorum. Oradan tabii beraat ettiler biliyorsunuz. Mahalli mahkeme çeşitli cezalar verdi ama askeri Yargıtay, İsmet Paşa sadece İstanbul'da örf-i idare ilan etti bu davalar için. Örf-i idare mahkemesi kuruldu. O mahkemede yargılandılar. Mahalli mahkemede mahkum oldular. Fakat askeri Yargıtay'a gidince dosya incelenir incelenmez yıldırım telgrafla beraatlarına ve tahliyelerine karar verildi. İçeride kalanların. Evet. Yani en zor zamanlarda bile hakimleri var bu milletin demek ki mahkemeleri var. Onu da o hadisede görüyoruz. Türkeş Bey ondan sonra Kurmay Mektebi'ne gidiyor. Kurmay subayı oluyor. Zaten Kıbrıs'tan ilkokulu bitirmiş bir çocuk Türkiye'ye geldiğinde. Askeri ortaokula, askeri liseye, harp okuluna ve oradan da biraz önce söylediğim gibi 44 olayları arkasında Kurmay Mektebi'ne gidiyor, akademisine gidiyor. Yüksek başarı gösteriyor. 1960 ihtilaline kadar Türk ordusunda albayın kulübesine kadar yükselmiş ve hizmet vermiştir. Ama meslektaşları arasında çok parlak bir sima. Çok bilgili bir insan. Askerliği de, dünyayı da, kültürümüzü, devletimizi, tarihimizi de bilen bir insan. Bizim ülkemizde acıdır. Sivil bürokratlar olsun, üniversite hocaları olsun, devlet adamları dediğimiz aslında siyaset adamları demek lazım bunların çoğuna. Bunların tamamı dünyayı, tarihi, tarih şuurunu maalesef istenilen ölçüde bilmezler. Böyle bilen insanlar az yetişmiştir ve Alparslan Topbaş bunlardan biridir çünkü davası var bu insanın. 60 ihtilalinde kendisinin de yer aldığını görüyoruz. Ben bunu şöyle yorumladım. Biz 57-58 yıllarında Türk Ocakları gençlik kollarındaydık. Bizim büyüklerimiz vardı, hürmet ettiğimiz çok değerli insanlar. Onlardan feyiz aldık. Ama mücadele metodu olarak, mücadele yolu olarak bize şunu öğrettiler. Dediler ki, yazdılar da bunu, bizi de öyle eğittiler. Türk milliyetçiliği fikri bütün milletin fikridir. Bu bir siyasi partinin fikri olamaz. Biz dergi çıkaracağız, dernek kuracağız, bu fikri bütün topluma yayacağız. Zaten milletin kendi kültürü, kendi tarihi, kendisinin sahip olduğu değerlerin bir sistem içerisinde ele alınması. Bu dünya görüşünün kaynağı zaten sahibi millet kendisi. Millete sahip olduğu bu kaynağın idrakini biz kazandırmak suretiyle toplumu milliyetçi bir yapıya ulaştıracağız. Başbakanlarda, bakanlarda, milletvekilleri de hangi partinin olursa olsun bu toplumdan çıkacağı için onlar milliyetçiler olarak bu ülkeyi selamete götürecek. Kalkındıracak, yeniden yeryüzünün büyük varlığı haline getirecek hizmetleri yapacaklardır. Biz siyasette uğraşmalıyız derlerdi. Biz de buna inanmıştık genç yıllarımızda. Yalnız Türkeş Bey'in 27 Mayıs ihtilaline katılması bu anlayışa karşı bir tekzip hareketidir. Nasıl tekzip? Milliyetçilik, Türk milliyetçiliği siyasi yönü olmazsa, yani devletin idaresine talip olmazsa, böyle bir iddia taşımazsa, dernek ve dergi hayatıyla bir yere gidilemez. Bunun yolu kesilir, kısa zamanda bunlar dağıtılabilir. Hakikaten sadece 44 olayları değil, ondan önce çıkartılmış pek çok milliyetçi dergiler var. Hepsi birey birey kapatılmıştır. Demokrat Parti iktidara geldiği zaman 44 olaylarını seçim meydanlarında kullanmıştır. Tabutluklar, eziyetler vesaire diye oy alma kanallarından biri de bu eziyetler, bu zulüm olmuştur. Ve Türk Milliyetçiler Derneği diye bir dernek kurulmuştur. Bu dernek tamamen o günün aydınlarının şahsi rızıklarından ayırdığı paralarla
matbaa kurmuş, kitaplar çıkartmış, dergiler çıkartmış. 2 sene içinde Anadolu'da 78-80 şube kurmuş. Bütün Anadolu'da bir heyecan hareketini ayağa kaldırmış. Fakat 2 sene sonra kapatıldı bu. Konya'da bir mahkemede, duruşmada, efendim tüzüğünde derneğimiz milletlere istiklal, insanlara özgürlük prensibini tanır. Bir, iki Edirne şubesine Konya şubesinin açılışında da Kur'an-ı Kerim'den sureler okunmuş. İkisinin siyasete alet bulaşmak veya derneğe alet etmek gerekçesiyle kapatılıyor. Hakim kapatma kararını okurken ağlıyor Konya'daki hakim. O zaman hakimler savcılar gibi Adalet Bakanlığı'na bağlıydı. Hakim teminatı yoktu. Siyasi iktidarın emriyle hareket ediyordu. Yani bu hadiseler, bunun gibi birçok örnekleri var. Vakti fazla israf etmeyelim. Türkeş Bey'in dernekle, dergiyle bu iş olmaz. Biraz güçlenince hemen siyasi iktidarlar buna son verirler. Dolayısıyla millete mal edilmesi düşüncesi masum bir düşünce ama mümkün değil. İktidara, devletin yönetimine Türk milliyetçilere talip olmalıdır. Ve düşünce olarak da ülkedeki var olan düşünceler içerisinde en ahlaki, en haklı, en gerekli olan, bu talebi yapmakta en gerekli olan Türk milliyetçileridir. Bunların iş başına gelmesi lazım. Bu Türkeş Bey biliyorsunuz 27 Mayıs ihtilalinde 5,5 ay orada kalabildi. 13 Kasım'da 14'ler dediğimiz kendisi ve arkadaşlarıyla beraber Milli Birlik Komitesi içerisinde bir darbe oldu. Saray darbesi. Yurt dışına gönderildi bunlar. Demek ki 5,5 ay kaldı. 5,5 ay içerisinde de bugün de devletimize hizmet eden bazı kurumların teşkilatlanmasını gündeme getirdi. Bu devlet planlama teşkilatı gibi, TÜBİTAK gibi, Avrupa Meclisi gibi, OYAK gibi, Türk Kültür Araştırma Enstitüsü gibi birçok o zaman kurulmadı 5,5 ayda ama bu fikirler gündeme geldi, bu görüşler tartışılmaya başlandı. Kendisi yurt dışına sürgün edilse bile sonradan bunlar kuruldu. Ve orada bir itirazı vardı, onu da bizim kaydetmemiz lazım. Milli Birlik Komitesi 38 kişiden meydana geliyordu. 14 kişiyi yurt dışına gönderdiler. Gönderenler dediler ki, biz iktidarda kalmak için bu müdahaleyi yapmadık. Kardeş kavgasını önlemek için yaptık. Hemen tecrübeli büyük devlet adamı İsmet Paşa'ya iktidarı devredip kendi kışlamıza çekilmemiz lazım. Ama bu Türkeş ve arkadaşları buna karşı geldiler. Bunlar iş başında kalmak istiyorlardı daha bir süre dediler. Türkeş Bey ve arkadaşları da dediler ki Demokrat Parti kapatıldı. Türkiye'nin en az %50'sini temsil eden Demokrat Parti kapatıldı. Yerine bir parti kurulmadan siz seçim yapalım diyorsunuz, İsmet Paşa'ya devredelim diyorsunuz. Bu Türk ordusunun bir hileye alet etmektir. Türk ordusu bütün Türk milletinin ordusudur. Bir partinin ordusu olamaz dediler. Eğer böyle bir yol açılırsa bu derin bir yara açar sinemizde, itirazını yaptıralım. Bu arada da biz siyasi iktidarların yapmaktan çekindiği oy sebebiyle, oy kaybısı sebebiyle çekindiği bir takım müesseseleri kuralım. Kendi projesi de olan bir insandır. Komitede projesi olan tek kişi Türkeş ve yakın arkadaşlarıydı. Muzaffer Özdağ gibi rahmetli. Yakın arkadaş. Ben Dündar Taşı. Tabii Dündar abi bir kültür deryasıydı. Evet. Evet, Ahmetler, gönül adamı olarak, evet, öyle. Yurt dışına gittiler. Sonra 63 yılına kadar Türkiye'ye dönmeleri yasaktı. 1963'te Türkiye'ye döndüler. Edirne'den girişiyle beraber İstanbul'dan milliyetçiler hududa konvoyları haline gittiler.
Türkeş Bey'i omuzlarına alıp büyük bir karşılama yaptılar. Ondan sonra zaten çok üzerinde dikkat toplayan bir şahsiyet Türkeş Bey. Çünkü fikirleri var, projesi var. Böyle insanlar dikkat çeker. Bir de İstanbul'da bir hareketlenme başlayınca kamuoyu dikkatleri kendi üzerinde topladı. İki yıl, 63'te geldi, 65 yılına kadar Türk milletine hizmetin yolu ne olmalı? Mesela bir ara dernek kurarak yapalım dediler. Kalkınma, Ülkü ve Kalkınma. Üç isimli bir dernekti, şimdi birden hatırlayamadım. Böyle bir dernek kuralım dediler, hazırlandı vesaire. Arkadaşları. Ama Türkeş Bey dedi ki, demokratik rejimlerde mücadelenin yolu partiyle olur. Onun için bizim ya bir partiye girmemiz lazım, yahut bir parti kurmamız lazım. O zaman Adalet Partisi'nde de iç kargaşalar yaşanıyordu. Bazı milliyetçi kişiler, Allah selamet versin, Saadettin Bilgiç gibi şahsiyetler, Türkeş Bey'i Adalet Partisi'nin başına getirmeyi de düşündüler. Öyle çalışmalar da oldu ama parti içi bir takım muhalefet yüzünden o olmadı. Bölükbaşı'nın partisi vardı CKMP. Şimdi burada takdimde denildi ki 1969'da kuruldu denildi Ömer Hoca. Milliyetçi Hareket Partisi 1969'da kurulmadı. İsmi 1969'da Milliyetçi Hareket Partisi, o manada doğrudur. 1948'de kurulmuştur. Kurucular arasında Fevzi Çakmak da vardı, o büyük askerimiz, büyük vatan kahramanı. Efendim, Bölükbaşı bunun uzun süre genel başkanlığını yapmıştı. Diğer partilerle birleşerek Millet Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi, Remzi Oğuz Arık Bey'in profesör vefatı üzerine büyük milliyetçi, onun köylü partisi vardı. O köylü partisi de buraya katıldı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi oldu. Fakat parti yarı canlı yarı ölüydü. Artık tükenmişti. Bölükbaşı da partiyi terk etmişti. Rahmetli Bölükbaşı, Anadolu'nun vicdanı diyebileceğimiz bir değerli şahsiyetti. Parti başsız kaldı. İşte genel başkan seçilecek kongrelerinde falan. O sırada Türkeş Bey'e teklif gitti. O da partiye bir grup arkadaşıyla, 14 tane hepsi değil de 8-9 tanesiyle, 8-9'uyla efendim CKMP'ye girdi. Hemen 1965'in Eylül ayında yapılan kongrede genel başkan seçildi. Ahmet Oğuz Bey vardı, o da milliyetçi bir şahsiyetti. Ahmet Tahta Kılıç vardı, onlar da genel başkanına aday oldu ama Türkeş Bey kazandı genel başkanlığı. Fakat partinin içi yani karma karışık. Her fikirde insan var. Mesela Niyazi Arunaslı diye bir senatörü var partinin. Marksist. Senatör seçilmiş, Marksist. Allah Allah. Sonra da İşçi Partisi'ne gitti, kurdu. Dev Genç'in davalarını parasız görüyor. Avukat, evet, davalarına giriyor. Mesela böyle bir kişi de var. Ben çok iyi biliyorum, Yunus Koçak diye Eskişehir'den bir Marksist Leninist birisi var. O da partide sesi çıkanlardan biri. Ama Ahmet Oğuz Bey gibi aklı başında milliyetçi insanlar da vardı. Yani her cins insan var, karma karışık. Rahmetli Türkeş Bey'in partiye girişiyle beraber çalışmalar başladı. Partinin programları değiştirildi. Milliyetçiliğine göre bir parti programı yazıldı. 1965'ten itibaren gençlik üzerinde çalışmalar başladı. 1967'de de ben gençlik işleriyle ilgili görevlendirildim. Rahmetli Galip abi söylemiş Türkeş Bey'e. Çünkü gençlik kolları başkanlarını öğrencilerden yapıyorlar. Öğrencinin üzerinde etkisi olmuyor. 65'ten 67'ye kadar 1,5 sene içinde 6 tane, 7 tane genel başkan değişmiş. Bizim Zeybek, Namık Kemal Zeybek de gençlik kolları başkanlarından biri bizim. Hepsi parladı o arkadaşlarımızın, siyasette başarılı oldular. Türkeş Bey beni bir gün çağırdı. Ben de Bin Temel Eser Projesi'nde uzman olarak çalışıyorum milliyetinde. Sen dedi bu gençlik işini al üzerine dedi. Ben de bir hafta izin istedim, düşündüm. Sonra peki dedim, aldım üzerine. O ülke ocaklarının kurulması, teşkilatlanması, onların eğitimi,
dönemi başladı. 69 yılına geldiğimizde Türkiye'nin bütün fakülte ve yüksek okullarında Ülkü Ocakları Öğrenci Derneği kurulmuştu. Yani Ülkü Ocakları deyince şunu karıştırmamak lazım. O zamanki Ülkü Ocakları 12 Mart 1971 müdahalesine kadar ayakta olan Ülkü Ocakları Öğrenci Derneği'ydi. Fakültelerin ve yüksek okulların öğrenci derneğiydi. Ve hepsi bağımsızdı, birbirine bağlı değildi. 12 Mart 1971 müdahalesinden sonra bu fakülte ve yüksek okullardaki öğrenci dernekleri kapatılınca bir iki sene beklendi. Zannediyorum 73'ten sonra Ülkü Ocakları kuruldu ama üniversite öğrenci derneği olarak değil. Onun dışında serbest sivil hayatta öğrenci derneği olarak kuruldu. Bu üniversite öğrenci derneği döneminde Ülkü Ocakları'nın çalışmaları sol önce başlamıştı. Fikir kulüpleri, devgen, dev sol, bütün siyasi partilerin öğrenci dernekleri vardı. Mesela Akıncılar vardı, Milli Selamet Partisi'nin. Efendim, Hür Demokrasi, Hür Düşünce Kulübü vardı, Adalet Partisi'nin. Efendim, yo, onlar önemini kaybetti. O klasik teşkilatlar önemini kaybetti. İdeolojik, fikri yüklü, fikri ağırlığı olan dernekler artık gençliğin gündemine girdi. Devgenç vardı. Fikir kulüpleri sonra Devgenç adını değişti. Sosyal Demokrasi Derneği vardı. Yani her partinin üniversitelerde öğrenci kulübü denilen dernekleri vardı. Buralardaki tartışmalar yüksek öğrenim gençliğini milliyetçi, ülkücü kanala yöneltti. O da şöyle oldu. Çünkü solcular müthiş bir yayın hayatları var, dergi hayatları var, çalışmaları var ve Türkiye gündemini belirliyorlardı dergileriyle. Dediler ki bunlar, dünyada iki çeşit görüş var, idare sistemi var. Birisi kapitalizm, diğeri de sosyalizm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bugüne kadar kapitalizm uygulanıyor. Ama Türkiye fakir, Amerika'nın jandarması bir ülke. Geldiği yer burası. Demek ki buradan bir netice alamadı. O zaman ikincisini de denememiz lazım. İkincisini de deneyelim, sosyalizmi. O zaman işte rahmetli Türkeş Bey'in de partide açtığı bayrak, fikir bayrağı. Üçüncü yol var. O da bizim kendi tarihimizden getirdiğimiz milli ve manevi değerlerimize bağlı yoldur dedi. Bu öyle bir tesir yaptı ki, çünkü baskı, iki yol var. Biri denendi, olmadı. Başka çare kalmamıştı, ikinci denenecektir. Baskısı, kamuoyu baskısı, vicdanlara ve düşüncelere yapılan baskı adeta bunaltmıştır. O dönemleri yaşayanlar hatırlayacaktır. Hayır, bir üçüncü yol daha vardır. O da kendi milletimizin yolu denilince bu büyük bir rahatlama meydana getirdi. Ve hakikaten duvar gazeteleri çıkardı o zaman fakültelerde. Solcular Lumumba'ya ağıt düzerken Ülkü Ocakları'nın panosunda da duvar gazetesinde Azerbaycan'da neler olmuş. Şair Elmas'ın şiiriyle oradaki acılar terennüm ediliyor. Kerkük vesaire. Gençlik şimdi baktı. Dersten çıkınca amfilerde pazartesi günleri çıkan duvar gazetelerinin önünde yığılırdı gençler. Hepsini sırayla okurlardı. Sosyal demokratlar dev genç çıkarttıktan sonra gazeteyi çıkarırlardı. Onlara bakarak onun biraz hafifini yazarlardı. Efendim, Hür Düşünce Kulübü Ülkü Ocakları'nın gazetesi çıktıktan sonra ona bakarak biraz onun işte değiştirerek çıkarırlardı. Akıncılar da kendi aralarında bir onların da bir şeyi vardı ama gençlikte bir güçleri yoktu, taraftarları yoktu Akıncılar. Bu münakaşalar, bu fikir tartışmaları, açık zemindeki tartışmalar üniversite gençliğini ülkücü, Türk milliyetçiliği düşüncesine doğru kaydırdı. Bunun üzerine aşırı sol işi silaha döktü. Fakülteler işgal edilmeye, önce boykot falan diye başlamıştı. Fakülteler işgal edilmeye ve
dersler durdurulmaya başlandı. Şu bu dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi 65'te meclise Türkeş Bey ve Milli Bakiye olduğu için 11 kişiyle girdi. O Milli Bakiye'yi bilenler bilir. Her ilden alınan oylar toplanıyor. Bir milletvekili eden oy oldu mu? Bir ilden milletvekili oldu. Tekrar toplanıyor öldüğü ilde filan. Böyle bir Milli Bakiye sistemi, acayip bir sistem ama CKMP'nin işine yaradı. Bu 11 milletvekili çıkarttı. 69'dan bir milletvekili çıkarttı. Adana'dan Alparslan Türkeş oldu. Çünkü o seçim sistemi düzeltildi. 73'te 3 milletvekili çıkarttı. 77'de 16 milletvekili çıkarttı. Bir senatör çıkarttı 78'de. Bir senatör Osman Albayrak Bey'e, Allah rahmet eylesin, Adalet Partisi'nden MHP'ye geçti. Efendim, Trabzon milletvekili Çakıroğlu da efendim Ömer Çakıroğlu Trabzon milletvekili Adalet Partisi'nden MHP'ye geçti. Parlamentoda 19 sandalyemiz vardı. Müthiş bir meclis mücadelesi oldu. Daha da uzatmak istemiyorum. O da çok ciddi şeyler oldu. Türkiye'nin kaderini tayin edecek bir kürsü kavgası başladı. Kısaca söyleyeyim. Biz meclise ilk defa girmişiz ve bizim geçmişte milliyetçi bir parti olarak bir denememiz yok. Milliyetçiler partilere dağılmış olarak var ama o partinin politikasına göre hareket ediyorlar. Ama kurum olarak bir milliyetçi partinin denemesi yapılmamış daha önce. İlk defa bu deneme yapılıyor. Yoklamalar yapılıyor. İsim okunarak yoklamalar yapılıyor. O zaman böyle elektronik aletler yok. Yarım saat, 45 dakika sürüyor. Adalet Partililer burada dedikçe kulise çıkıyor. Burada diyor kulise çıkıyor. Meclis Genel Kurulu'nda 6-7 Adalet Partili kalıyor. Ama CHP'ler tam kadro varlar. CHP'nin içine de sığmış Marksist bir grup var. 20-25 kişi adeta partiyi bloke etmiş, ele geçirmiş. Mecliste olur olmaz şeyler konuşuluyor. Tarihimize, devletimize, kültürümüze ağır saldırılar oluyor. Biz farkında olmadan kendimizi kürsü kavgasında bulduk. Bu Marksist görüşlerle devleti savunmuyor, tarihimizi, kültürümüzü savunmuyor. Öyle bir kürsü kavgası oldu ki 6 ay, 1 sene içerisinde Adalet Partisi sıraları doldu, CHP sıraları boşaldı. Meclis hakimiyeti sağlandı. Yani bir davaya insanlar tam olarak inanırlarsa, o davada bir hak davası olursa kazanıyorlar. Biz orada gördük onu. Adalet Partisi'nin Isparta milletvekili vardı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı da yaptı. Yakup Üstün Bey bir gün bana geldi dedi ki Allah sizden razı olsun dedi. Siz bu mecliste yokken biz bu salonda oturamıyoruz. Adamlar et olmadık hakareti yapıyor. Yıldık. Siz geldiniz biz mecliste çalışmaya başladık diye böyle bir o grubun da görüşünü aktarmış oldu. Şimdi meclisin çok tıkanıklıkları oldu. Mesela meclis başkanı seçilemiyor. Karakaş seçildi ama Türk siyasetinde de iki kutup var. CHP bir kutup, MHP bir kutup. Yani birbirine en uzak ve en aykırı iki görüşün partileri ve ülkede de sertlik var. Siyasette sertlik var. Meclis başkanı seçilemiyor. Biz bugün toplandık. Rahmetli Gün Bey'in de bunda payı vardı. Türkeş Bey'in de zaten oraya geleceğim. Çok olgun ve demokrat bir karakteri vardı bilinmeyen. Esas ben onun üzerinde durmak istiyorum. Örnekler vereceğim size. Türkeş Bey dedi ki bu şöyle yapalım dedi. CHP içinden 6 isim belirleyelim. Recep o zaman genel başkan. Kendisine bildirelim. Hangisini istiyorsa onu aday göstersin biz ona oy vereceğiz. Önce inanamadılar. Bu kadar aykırı bir parti, CHP ile çatışan bir parti. Neticede 6 kişiden biri de olsa bir CHP'li. Ona oy verecek mi? Tabii kulislerden de haber saldık. Cahit Karakaş olursa çok iyi olur diye. Onlar da onu gösterdiler. Ve meclis başkanı hemen seçildi. Böyle çözümler, çözümsüzlük hallerinde
çözümler oldu. Meclis başkanı, cumhurbaşkanı da seçilememişti ama meclis başkanlığı önemliydi. Çünkü meclis başkanı seçilmezse mecliste komisyonlar kurulamıyor. Hükümet programı müzakere edilemiyor. Kanunlar görüşülemiyor. Yani meclis dediğimiz o büyük kurum olduğu gibi bekliyor ataleti. Ama cumhurbaşkanı seçilmezse devlet işliyor. Meclis başkanı cumhurbaşkanına vekalet ediyor. Sembolik olarak değeri yüksek ama devletin işleyişine bir etkisi yok. Şimdi ben 69 yılında Genelkurmay Kurulu'na seçildim. 80 ihtilaline kadar da Genelkurmay Kurulu'nda bulundum. Genel Sekreter Yardımcılığı, Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. 1977'de de kurulan koalisyon hükümetinde devlet bakanı oldum. Yani Türkeş Bey'le biz rahmetliyle zor günlerde beraber olduk. Türkiye çok çetin günlerden geçti. İktidarda beraber olduk. 80 darbesi oldu, hapishanede de beraber oldu. Şimdi size şahit olarak ve rahmetlinin uğradığı büyük bir haksızlığı telafi için, gidermek için bu demokrasi ve parti yönetimi üzerinde biraz bilgi vermek istiyorum. Partilerde biliyorsunuz başkanlık divanı var, genel idare kurulu var, bir de mecliste grubu varsa grup var. Bu üç organda da Milliyetçi Hareket Partisi'nin çalışma metodu kitaplarda anlatılan demokratik usullere tam manasıyla uyuyordu. Nasıl uyuyordu? Her toplantının gündemi vardı. Herkesin önüne bu gündem daktilo edilir, konulur. Türkeş Bey gelir, Türkiye'nin ve dünyanın genel durumuyla ilgili bir sunum yapar. Bu 5 dakika, bilemediğiniz 10 dakikayı geçmez. Prensiplerden, ana nirengi noktalarından bahseder. Sonra gündemin 1. maddesine gelir. Söz isteyenler söz aldı. Söz bitti mi? Oylama yapılır. Divanda, genelde kurumda ve grupta. Eğer konu çok önemliyse kağıt dağıtılır, gizli oy yapılır. Komisyon kurulur, komisyon sayar oyları. Ekseriyet ne demişse partinin kararı olur. Yani Türkeş'in dışarıdan anlatıldığı gibi diktatör efendim vurdu yumruğunu, herkese kabul ettirdi. Ben şahit olmadım. 15 yıl oldu aramızdan ayrıldı. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Bu millete büyük hizmetler yaptı. Türk çocuğuna bu milletten olma duygusunu, şuurunu gönlünde hissedecek şekilde aşılayan, ona yol açan bir büyük fikir adamı. Bakanlığın seçimi bahsediyor. Efendim, anlatacağım. Efendim, yani metot buydu. Birkaç yerde de yazdım ben bunu. Ölüm yıldönümü dolayısıyla Orta Doğu Gazetesi 90'lı yıllarda bir ek çıkarttı. Orada da yazdım bunların bir kısmını. Fakat unutuluyor ve kaybolup gidiyor. Bizim milli düşünceye devam eden arkadaşların büyük kısmı, bu anlattıklarımın bir kısmını burada ben söyledim, bileceklerdir. Seçimler var, adaylar belirlenecek, Genelkurmay Kurulu toplandı. Rahmetli dedi ki, benim dedi heyete bir arzım var, gündeme geçmeden önce. Bugüne kadar ben Adana'dan aday oldum, bundan sonra Adana'dan olmak istemiyorum. Oradaki arkadaşların da önü açılsın istiyorum. Ankara'dan aday olmak istiyorum dedi. Müzakere başladı. Bak şimdi partinin genel başkanı, ben Ankara'dan aday olmak istiyorum diyor. Tabii olan şey müzakerede, müzakere başladı. El kaldırıyor Genelkurmay Kurulu üyesi. Sayın Genel Başkanım, siz Ankara diyorsunuz ama sizin yine Adana'dan aday olmanız lazım. Niye? Bir, halk bunu benimsedi, siz bütünleştiniz Adana'yla. İki, öteki partiler bunu istismar ederler. Biz buna fırsat vermeyelim. Öbürü söz alıyor, çok isabetli olur. Başkentten genel başkanın aday olması da ayrıca sembolik bir anlam taşıyor, diyor, konuşuyor. Buradaki espri, işin ruhu şu. Genel başkan görüşünü, talebini belirttiği halde üye söz alıp da hayır bu doğru değil diye konuşabiliyorsa, bunu konuştuğu zaman da ne genel başkan rahatsız olacak, ne kendisine bir ileride siyasi bakımdan zarar gelecek diye bir duygu ve düşünce
Yani uzak olduğu için büyük bir vicdan huzuruyla konuşuyor. Konuştu. Sonuç? Efendim sonuç kağıt dağıtıldı. Evet, kağıt dağıtıldı. Komisyon kuruldu saydı, Adana çıktı. Ve Adana'dan aday oldu arkadaşlar. Bakın, faşist, yumruğu vurdu mu şöyle, diktatör, kendi aday olacağı ili seçim. Ama bunun Türkeş'e ve partiye verdiği öyle bir güç var ki, tarifi bile mümkün değil. Demokrasi masraflı bir rejim, zaman yiyen bir rejim ama nimeti daha fazla Türkiye zamanını harcıyor. Masrafını yapıyor, nimetine gelince halen ondan yararlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi onu yapabilir. Onu da söyleyeceğim ne olacağını, benim zihnimde nasıl teşekkür etti demokrasi, ben orada hissettim. Yine bir gün 77'de koalisyon kurulacak, üçlü koalisyon, efendim, müzakereler, pazarlıklar, ortaklar arasında Milliyetçi Hareket Partisi'ne 5 bakanlık isabet etti. Siyasi partiler kanununa göre bakanları belirleme yetkisi genel başkanlara ait. Bugüne kadar da hiç istisnası yoktur bunun. Genel başkanlar belirlemiştir. Rahmetli dedi ki, ben yetkimi kullanmayacağım dedi. Genel Eda Kurulu müzakere etsin, oylasın, çıkan sonuç benim de kararımdır dedi. Emin olunlar müzakere edildi, gizli oy yapıldı, sandıktan kimler çıktıysa onlar bakan oldu. Bu yetki çok önemli bir yetkidir. Çünkü bakanları ataması bir genel başkanın hem oradaki ahenk ve bütünlük bakımından hem de bir otorite olarak bir hakkı muhafaza etmesi bakımından önemli ama o istemedi. Bizim Kosya'da nurcu bir grup var, çok temiz insanlar, onların şeyhi rahmetli oldu. Efendim, Peygamber Efendimiz'in de Türk kökenli olduğunu ispatla geçti ömrü, temiz bir insandı. Onlar bir gün müracaat etmişler rahmetliye. Biz hacca gidiyoruz, sizi de beraber götürmek istiyoruz diye. O da diyor ki, arkadaşlara bir danışayım diyor. Allah Allah. Genel İdare Kurulu'na getirdi. Arkadaşlar ne diyorsunuz, davamız bakımından, dava meselesi çok mühim. Nasıl yapalım? Tabii ittifakla uygun olur efendim denildi. Karar alındı, gitti. Yine bu buhranlı yıllar, Kahramanmaraş olayları, o zaman Kahramanmaraş neydi? Maraş olayları meydana gelmemiş ama Türkiye'nin her yeri yangın yerine dönmüş. 78 başında Bülent Ecevit Bey başbakan olmuş ve bu soğuk azgın 38 silahlı fraksiyon Türkiye'nin altını üstüne getiriyor. Efendim, güneş batınca Ankara dahi devletin elinden çıkıyor. Ülkenin güvenliği öyle buhranlı yıllar, günler. Bir gün mecliste Genel İdare Kurulu'yla meclis grubu ortak toplantı yaptı. Ben söz aldım, dedim ki polis gücüyle Türkiye'nin güveninin sağlanamayacağı anlaşılmıştır. Bir de aşırı sol CHP'de etkili olduğu için öyle valiler, öyle emniyet müdürleri bulup tayin ediyorlar ki masum ülkücü çocuklar emniyette akıl almaz işkenceler görüyorlar. İstikballer sönüyor. Dayanılacak gibi değil. Madem ki anayasamızın emridir, ihtiyaç halinde sıkı yönetim gerekli, biz bir karar alalım, sıkı yönetim talep edelim dedik, dedim ben. Türkeş Bey, yine söylemeyi unuttum, bizim divanda, genel kurulunda ve grupta maddeler görüşülürken pek çok teklifler olur. Her madde için 2-3 teklif olabilir. En az teklif olan kendisidir. Bunu garipseyip de, efendim siz hiç teklif yapmıyorsunuz, siz görüşünüzü bildirmiyorsunuz, yeni katılan arkadaşlardan bilhassa. Biz öğrenmek istiyoruz sizin görüşünüzle denildiğinde benim görüşlerim dile getiriliyor. Getirilmese ben de söylerim derdim. Çünkü bir bünye gibi olmuştu. Müthiş bir şey o. İşte demokrasinin fazileti dediğim şey o. Geleceğim ona. Efendim müzakere başladı. Bazı arkadaşlar evet bu polisle halledilemeyecek bir iştir. Efendim sıkı yönetim ilan edilip
Türk Silahlı Kuvvetlerine görev verilmelidir diyor. Bir kısmı işte öbür gün. Ha burada ilk defa Türkeş Bey karşı görüş belirtti esas söyleyeceğim o. Dedi ki arkadaşlar gelin sıkı yönetim istemeyelim dedi. Ben de silahlı kuvvetleri bilirim. Bu sivil işlerden, bu sivil çatışmalardan silahlı kuvvetleri anlamaz. Onların eğitimi buna göre değil. Anlayıncaya kadar da çok şey kayba uğrarız. Biz yine mevcut şartlarda uğraşalım. Bu anarşiyi, bu kanlı olayları önlemeye çalışalım. Bundan vazgeçelim. Herkes görüşünü bildirdi. Kağıt dağıtıldı yine. Efendim, komisyon saydı, sık yönetim gereklidir çıktı. Rahmetli bana dedi ki, o zaman bildirisinde kendini yaz dedi. Hemen öyle bildirisini yazdık, kamuoyuna açıkladık, yer yerinden oynadık. Bütün gazeteye de manşet, hükümet küplere binmiş. Başbakan Ecevit suç duyurusu yaptı bizim parti hakkında. Bir zümrenin hakimiyetini istemekten. Türk Silahlı Kuvvetleri, sıkı yönetim, anayasa. Buna rağmen o kadar öfkeye kapıldı ki. MHP davasında da o suçlama şeyi oldu askeri. Ha, o dava sonra savcılık geliştirmiş onu vesaire. Kısa zaman sonra da ihtilal oldu. Bizi de tutuklayıp götürdüler. Faşist bir yönetim kurmaktan kendimiz. Ama öbür tarafta da başka bir gücün efendim denetiminde devlet idare edilsin dedi diye iki iddia çatıştı mahkemede bu sırada buluşunca. Bizden çok hakimler sıkıntı çekti orada. Neyse. Bir gün yine böyle görüşüyoruz. Örnekler veriyorum ki bir iki örnek zannedilmesin. Bunu iyi anlamalıyız bizim. Her yerde bir hakkı savunmak için lazım diye düşünüyorum. Ömer Çakıroğlu bizim partiye girdi. Efendim Karadenizli, nüktedan bir insan. Bütün Karadenizler öyle de Ömer Çakıroğlu biraz daha öyle birisi. Asker. Efendim, evet menşe itibariyle jandarma binbaşılığından emekli. Biz yine böyle konuşuyoruz, bitti mi oynuyoruz. Çok önemliyse gizli oy. Orta derecede önemliyse açık oy. Zaten hafif olanlar belli oluyor şeyi. Kendiliğinden karar belli oluyor. Karar aldık. Ömer Bey itirazım var dedi böyle yüksek sesle. Herkes irkildi. Türkeş Bey dedi ki Ömer Bey hayrola ne itirazım var dedi. Efendim dedi dinle yandığım partiye faşistir diye geldik. Bu Adalet Partisi'nde bile böyle bir demokrasi yok. Çok meraklı olsaydık orada kalırdık biz dedi. Ben size anlatayım Adalet Partisi'nin demokrasisini dedi. Grup toplanır. Tahtaya tebeşirle bütün gündem yazılır. Mutadı üzere beyefendi yarım saat geç gelir. Yerine oturmaz doğru kürsüye çıkar. Tahtadaki bütün gündem maddeleriyle ilgili görüşünü söyler. Ne yapılması lazım geldiğini açıklar. Grup toplantısı biter. Ama yeni gelmiş acemi bir milletvekili biraz da idealist söz alır. Onu herkes bilir ona bakar. O partinin grubunda. Efendim, inşaat etti genel başkanımız. Çok aydınlandık. Filan ama filan maddedeki konuyla ilgili içinde bulunduğum için heyete bir arıza bulmak istiyorum. Diğer bir konuşma yapar. Onun isminin yanına bir nokta konur. Etrafı çevrilir. Gelecek seçimde muhalefet unsuru olacağı için onun şeyi biter, siyasi hayatı. İşte size demokrasi bu dedi. Türkeş Bey sordu. Peki Ömer Bey ne tavsiye ediyorsunuz dedi. Efendim dedi, istişare sünnettir. Herkes görüşünü söylesin, kararı siz verin dedi. Ömer Bey de Çetin Ceviz tabii. Efendim, rahmetli dedi ki, bak Ömer Bey dedi. Başından itibaren biz bu partiyi böyle yönetiyoruz. Ben de bütün arkadaşlar da bundan memnunuz. Sabredersen sen de memnun olacaksın dedi. Hakikaten de Ömer Çakıroğlu zamanla o ortak kararın ne demek olduğunu, onun tılsımlı gücünün nasıl insanların gönlünü fethettiğini görünce her yerde dilinden düşürmedi. Sıkı yönetimde yargılanırken de bunu anlattı savunmasında. Bu
ikinci evliliği meselesi bile Genelkurmay kuruluna geldi. Gelebilir mi böyle bir şey? Gelmez. Gelmez. Gelmemesi lazım. Artık bir bünye olmuş. Yani kimse kimseden ayrı değil. Partide bir ihtilaf yok. Bu müzakere var ya arkadaşlar. Müzakere, orada fazilet var. Ama hür müzakere. Hür müzakere. Ben oradan öğrendiklerimi unutmadığım için bizim milli düşünce çalışmaya başladığında da söyledim. Zaman zaman da söylüyorum. Bu salon hür salondur. En aykırı fikirler bile burada huzur içerisinde dile getirilebilir diyorum. İşin tılsımı orada kanaatime göre. Sonra da oylanıyor, ekseriyetin dediği karar oluyor. Kararlar böyle alındığında, her karar alındıktan sonra rahmetlinin adeta klişeleşmiş bir cümlesi vardır. Bu salondan, kararımız belli olmuştur. Bu salondan bu kararların zaferi için çıkıyoruz. Konuşulan bütün sözler, ortaya atılan bütün fikirler unutulmuştur. Artık yoktur. Öyle bir motive oluyor ki insanlar, öyle bir onun başarısı için uğraşıyor ki, hani insanüstü diye bir tabir var ya, evet. Öyle bir heyecan ve gayret başlıyor. Ama öteki sistemde, ülkedeki cari sistemde, bugünkünden daha iyiydi o günkü de, bugün daha beter olan sistemde, genel başkan bir şey söylüyor. Fısıl diyor, yayıyor. Grup başkan vekillere ve yardımcılara vasıtasıyla şunu şöyle yapalım mı istediyor. Bunu duyan milletvekili içinden diyor ki, bizim genel başkan yine saçmalamış diyor, affedersiniz. O kararın başarısı için parmağını oynatıyor. Zamanla da o milletvekili devreden düşüyor. İhtiyacı olmayan, sadece parmak kaldıran insan konumuna düşüyor. Biz de onları suçluyoruz. Ya bunlar kurşundan asker, bak hiçbir şey söylemiyorlar. Sistem, mekanizma öyle. Sizin fikrinizi soran yok. Karar verilmiş. Ama o kararlara insanlar iştirak etmemişse, o kararın başarısı için çalışan insanı da pek bulamıyorsunuz. Bunu sağlayan insana karşı hangi duygular beslenebilir? Hepiniz düşünün. Savcı bizim mahkemedeki iddianamede diyor ki, bu ölümlü olaylar üzerine partiden istifa edip herkes gitmek istedi ama Türkeş'in faşist pençesi içerisinde nefes alamıyorlardı. Korkudan istifa edemediler diyor. Adamcağız bilmiyor ki bütün o kararlar herkesin oyuyla, herkesin ortak fikriyle, herkesin gönlünden ve vicdanından çıkan görüşlerle ortaya çıkıyor. İtiraz edeceği bir şey yok. Neye itiraz edeceğiz? Demir leblebi gibi. Parçalanmaz bir bütün meydana geldi. İşte bu söyleyeceğim son söz bu bahiste. Bu kurullar bu şekilde çalıştığı zaman 6 ayı geçmiyor. O ortak vicdan, hissiyat, birbirini anlama, birbirini tamamlama, bir bünye olma diye bir bilinçlenme, bir şuur doğuyor organ üzerinde. Ben düşündüm ki bütün partiler böyle yapsa, bütün partilerin yetkili organlarında müzakere edilse, ekseriyetin görüşü partinin kararı olsa, meclise de o öylece yansıyacağı için Türkiye Büyük Millet Meclisi 5-10 kademe kalite bakımından yukarıya çıkar. Onun için ben demokrasiye hürmet edilmesi gerektiğini öğrendim. Ve herkese de her vesileyle söylüyorum. Demokrasinin ciddiye alınması gerektiğine inanıyorum. Zaten Türk milliyetçiliği fikri demokrasiyle en çok bağdaşan fikirdir. Çünkü demokrasi bireyin, dağdaki insanın da ülkenin kaderi üzerinde söz sahibi olmasına imkan veriyor. Türk milliyetçiliği de milleti esas alıyorsa ikisi örtüşüyor demektir. Buna itiraz edecek bir şey yok. O bakımdan bizim milliyetçi camiadaki hüsranımız, üzüntümüz, biz demokrasiyi biz de ciddiye almıyoruz. Bunu ciddiye almamız lazım. Evet, başkaları istismar için bile kullanıyor, önüne geçemiyoruz. Bir de gerçeğini kullanırsak ne büyük güç sahibi olur bu fikir.
bu meşru fikir, bu güzel fikir zaten milliyetçilik millet yolu demektir. Millet yolu hakikaten büyük güç kazanır. Tabii yıllarına girmek vakit de uzayacak, vaktimiz de müsait değil. Sizlere ben sözün geçmesini istiyorum. Hapishane hayatı üzerinde durmayacağım, sıkıntılı yıllar ama çok şükür herkes, yöneticilerin tamamı beraat etti. Türkeş Bey'e uydurma bir sebepten ceza verdiler, o da zaman aşımından, Yargıtay'dan düştü ama gençlerimiz çok sıkıntı gördüler. İdam edilenler oldu. Tahammül edilmez işkenceler görenler oldu. İstikbali sönenler oldu. Yuvası dağılanlar oldu. Arkadaşlar bir tanesi gık demedi. Bir tanesi, bakın bu kadar zaman geçti, demedi. Bu müthiş bir şey. Bu fikri, bu yönetimi, bu teşkilatın nasıl bir ruh haliyle ülkesini savunduğunu anlamamız bakımından müstesna bir örnektir. Ve ben diyorum ki bizim yaşadığımız, bugünkü yaşadıklarımız da dahil, o günkü yaşadıklarımız sadece 78, 79 ve 80 yılında 5250 kişi can verdi. 100 yılın, 200 yılın vebali, ihmalleri, gafletleri, hatta yer yer ihanetleri o günün gençliğinin omuzlarına bindi. Ve o gençler onu taşıdılar. Bu milletin hakikaten mayası sağlam. Bu gençlik, yüce bir gençlik heykeli, abidesi dikilmesi lazım. Ama itiraf edelim ki biz bunlara yaşadığımız olaylar, haklı gerekçelerimiz olabilir. Ama kendimizi de dahil ederek kusurumuz çok büyük. Bunları biz tam manasıyla anlatıp ortaya koyamadık. Gık demedi, gık demedi bakın. Gık demedi. İstikballer sönmüş. Demek ki bir milletin davasını benimserse insanlar, bu çok önemlidir. Fikir çok önemli. Fikrin yanında da teşkilat lazım. Teşkilat yoksa fikir şey yapamıyor. Bir de teşkilat lazım. İkisi bir araya gelir, onu mahir bir elde yönetirse, bu demokratik prensiplere göre, o gücün önünde hiç kimse duramaz. Bunu yaşadık ve gördük. Bizim bölge toplantılarımız olurdu. Erzurum'da toplantı yapıyoruz. Rahmetli kalkar, genel durumu anlatır. Ülkede neler olmuş, neler bitmiş. Divana da genel başkan yardımcıları, genel sekreter vesaire otururlar. Bütün bölgedeki parti temsilcileri de gelmiş. Bu açış konuşmasını dinledikten sonra söz teşkilata verilir. Adam söz alıyor, Muş'tan gelmiş. Başbuğum, siz Ankara'da böyle konuşuyorsunuz, bu yanlış oluyor. Biz bunun hesabını veremiyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle. Not alıyor. Öbürü kalkıyor, şu çok güzel oldu vesaire. Yani teşkilat aynen bu organlarda olduğu gibi hiçbir korku taşımadan ne düşünüyorsa söylüyor. Sonra rahmet söz alır. Onlara filan arkadaşımız şöyle dedi. Aynı fikre katılıyoruz. Biz bu görüşümüzü bir daha gözden geçireceğiz. Anladık ki biz Ankara'da bunu böyle düşünürken vatan sathında iş başka türlü gidiyor. Veya arkadaşımıza bilgi veriyorum. Biz şundan şundan dolayı bunu böyle yaptık. Hesap veriyor gelenlere. Sonra her genel başkan yardımcısı kendi görev alanıyla ilgili açıklamalarda bulunur. Ve teşkilat bilgilenir. Bilgi sahibi. Öyle bir hale geldi ki teşkilat, il ilçe teşkilatlarını kastediyorum. Dünyada bir hadise olmuş. Türkiye'de bir önemli gelişme olmuş. Erzurum'daki git parti başkanına sor. Size anlatır. İzmir'deki. Erzurum'a git, birbiriyle hiç konuşmamıştır. Ona sor, o da aynı şeyi söyler. Öyle bir ortak şuur, öyle bir bakış açısı, bütünlüğü ve tahlillerde kendi değerlerimize dayalı yorum
o kadar kuvvetlendi ki parti müthiş bir gücü oldu. Gücü oldu da bu dostları sevindirdi, düşmanları korkuttu. 12 Eylül ihtilali sol için değil, inanın, inşallah bir oturumu da bunun için yaparız. Bizim için yapıldı, bizi tasfiye etmek için. Gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek Sovyetler Birliği, Türkiye ve Orta Doğu'daki hedefleriyle ilgili olarak endişeye kapıldı. Endişeye kapıldı. Böyle bir şuur, böyle bir kadro iş başına gelirse bizim hesaplarımız bozulur diye büyük bir paniğe kapıldı. Buna ait elimizde bilgiler var. Paul Henze diye o zaman CIA'nın çok önemli bir adamı vardı. Amerikan Kültür Merkezi'nde 1983 yılında 30-35 kişilik isim isim davet edilmiş yazar, düşünür ve gazeteciye bir konuşma yapıyor. O konuşma geniş bir konuşma. Hemen oraya katılan bir arkadaşımız çıkıp geldi bana anlattı ne konuşulduğunu. Sonra Amerikan Büyükelçisi'nden çok örnek verdim. Spain denilen adam, o zaman Türkiye'deki görevli Amerikan Büyükelçisi Pentagon'a gitmiş, oradan emekli olmuş, hatıralarını yazmış. Cumhuriyet Gazetesi'nde bundan bir röportaj yapmış. Paul Henze'nin anlattıklarının özü adamın söylediklerinde aynen var. Diyor ki bütün partiler aramız iyiydi, bir MHP kontrol edilemiyor. Bütün partilerle aramız iyiydi, bir MHP ve Türkeş kontrol edilemiyor diyor. Ve solcular diyor, Sovyet Ruslar diyor, kendi taraftarlarıyla sağda solda biraz dinamit tabanca patlattılar diyor. Türkiye güvenlik güçlerinin elinden çıkıyor, yangın yerine dönüyor ülke. Amerikan Büyükelçisi Ruslarla ilgili nasıl koruyucu ifade kullanıyor? Birkaç yerde tabanca dinamit patlattı, önlemek için bunların gelişmesini. Ama bu tepki doğurdu, daha da büyümeye başladı. Çaresiz kalmıştık diyor. Sağ olsun bu 12 Eylül müdahalesi bu işi halletmiştir. Bundan sonra Türkiye öyle standartlar üzerine oturtulacak ki Batı emin olsun kendisini rahatsız edecek bir hareket çıkmayacak. Adamın kehaneti tutmuş değil mi? Aynen. Kendi inançları ve ideolojileri gereğince Batı düşmanı olanlar Batı işbirlikçisi olarak karşımıza çıktılar. Dehşete bakın. O Paul Henze de öyle söylüyor. Sovyetler Birliği diyor, Batı Avrupa kamuoyunu Milliyetçi Hareket Partisi iktidara gelirse ne olacak ona göre hazırladı diyor. O zaman sendikalar çok kuvvetliydi ve sorun elindeydi Avrupa'da. Partiler çok kuvvetliydi, iktidara gelecek kadar oy alırlardı. Adı da Komünist Partisi. İtalyan Komünist Partisi, Fransa Komünist Partisi. Öbürlerin Baltık ülkelerinin, İngiltere'dekinin adı Komünist Partisi değil ama aşağı yukarı İşçi Partisi ama aynı politikaları yürütüyorlardı. Komünist partileri, irili ufaklı partiler, sendikalar, gazeteler ve çeşitli sivil toplum örgütleri, aydınlar, üniversiteleri öyle bir hazırladı ki eğer Milliyetçi Hareket Partisi iktidara gelseydi Türkiye ile Batı Avrupa yüz yüze çatışma noktasında olacaktı. Bu bizim için de büyük bir mesele meydana getirecekti. Bu müdahale çok iyi oldu diyor o da. Bu müdahalenin içinde Ruslar da var, Amerikanlar da var. Onu da bir başka toplantı anlatırız. Arkadaşlar, ben tekrar büyük o büyük insana, büyük liderimize, bu büyük mücadele adamına, azimli, yılgınlık nedir bilmeyen ve teşkilatçı, yenilmez ruha sahip, teşkilatçı bir karakteri var. İnsanları dinlemek, daha çok dinler. Konuşmaktan çok, biz çok konuşuyoruz. O çok az konuşur, çok dinler. Ve ortak noktaları bularak karşısındakine öyle hitap eder ve çok da etkili olurdu konuştuğu insanlara. Böylece bir şeyi daha yaptı, onu da söylememiz lazım. Bizim bildiğimiz tarihte, Cumhuriyet tarihinde Atatürk'ten sonra diyelim, çünkü o da bir milattır bizim birçok meselemizde. Atatürk'ten sonra Türk milliyetçiliğinin en güçlü ve en yaygın şekilde birliğini sağlayan kişi Alparslan Türkeş olmuştur. Bugün gücümüz çoktur ama birliğimiz yoktur. Onun için de biz zayıfız. Bir başvurumuz yok.
Evet, öyle, elbette bunu yapacak birisi lazım. Hiçbirimiz yapamıyoruz. İşte ortada. Fikir altı. Evet, yani bu birliği sabırla, sabırla. Hani su damlaya damlaya mermer gider derler ya, sabırla bu birliği sağlamasını bilmiştir ve güç de aynı zamanda oradan bir fikir iyi anlatılmıştır. Herkes bu fikri kafasına koymuştur. İki, teşkilatlar çok kuvvetlenmiştir bu demokratik ilke dolayısıyla. Üç, birlik sağlanmıştır bunun sonunda. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Bu millete bizim bildiğimiz dönemde onun kadar büyük hizmete geçen olmadı. Çok hükümetler geldi geçti. Çok Milli Eğitim Bakanları bu ülkede vazife yaptı. Türk milletine sahip olma şuuru taşıyan nesiller yetiştiren hiç olmadı. Sadece bu hareket oldu. Ülkücü kafasında Türkiye var, Türk dünyası var, dünya var. Sabahtan akşama kadar bilgisi çok olsun az olsun. Çarpar, böler, toplar. Hep Türklük, Türk milleti açısından bakarız. Bu şuur, bu bilinç nesilden nesillere aktı gitti. Hala o sermaye bitmiyor. Sermaye. Çünkü eğitim zayıfladı. Tekrar eğitimin kuvvetlenmesi lazım. Bu hareket fikir hareketidir. Siyasi yönü olsa da fikir eğer durmuşsa Koca Osmanlı da öyle gitti. Fikir durunca onu ayakta tutan, cihan gücü yapan ilim ve düşünce hayatı, inanç hayatı zayıflayınca her şey çökmeye başladı. Evet, benim sizlere bu akşam söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.